Öncelikle kendinizi tanıtır mısınız bize? Çiloğlu Soba, Ali Çil, Ünye. 72'den beri bu işi yapıyorum. Aşağı yukarı 40 sene olmuş, 50 sene oldu. Babam yapmadı, gerçi bu meslekten de ama yapmadı. Ben de 72'den beri kendi içimde bu mesleği yapmaya çalışıyorum. Ve de yaptığımı zannediyorum. Bu senelerde son senelerim artık. Artık doğalgaz geldi ya, ondan ziyade satışlarımız düştü. Zaten çok soba da yok, soba fabrikaları da kapandı. Mal da bulamıyoruz. Bulduğumuz mal da pahalı, müşteriye pek ilgi çekmiyor. Herkes pahalı olduğunu söylüyor. Ama yine de alınıyor, bir türlü alınıyor yani. Koronavirüs sebebiyle köye gelenler, yani büyük kentlerden gelip buralara yerleşenler, onların sayesinde şu anda ayakta duruyoruz. En çok da onlar alıyor bu sobayı. Yoksa sobacılık mesleği öldü. Şu anda biraz azaldı ama satışlarımız az buçuk devam ediyor yine. Kuzine sobalar daha ziyade. Sobalardan ziyade kuzine sobalar, fırınlı sobalar daha çok gidiyor. Daha çok tercih ediliyor. Onları da zaten dışarıdan gelen vatandaşlarımız tercih ediyor. Şehir içi olsa ölmüştük. Kırsal kesim şu anda bizi ayakta tutuyor. Ama ne kadar tutar bilemem. Kırsal kesim. Şehir içinde doğalgaz geldiği için şehir içinden pek bize fayda yok. Peki bu baca temizliği ile alakalı bir şeyler söyleyeyim. Baca temizliği, karayele gelmedikten sonra baca hiçbir şey olmaz. Karayelen gelen bacalar geri basıyor. Kömür yakanlar çok dikkat etsin. Kömür yakanlar muhakkak bacalarına kuş döner dediğimiz veya gemici bacası dediğimiz bu tür malzemeler kullansın. Zehirlenmeler çok olacak zaten. Olur da. Bunları kullanılırsa olmaz. Biz sadece soba işi yapmıyoruz artık. Eskiden soba yapıyorduk. Soba da kurtarmadığı için arı malzemeleri, arı işleri. Değişik işler yapmaya çalışıyoruz bu işin öldüğü için. Yani bu iş daha canlanmıyor. Ya doğalgaz bunu öldürdü. Sadece köylülere hükmetmek bizi kurtarmıyor. Büyük şehirlerde soba fabrikaların çoğu kapandı. Şu anda çalışan iki tane fabrika var Kayseri'de. Onlar da virüs dolayısıyla kilit vurdular kapıya. Devamı yok sobanın. Bu işin devamı yok. Ama Allah hepimize sabır versin. Hepimize güzellik nasip etsin. Devam edeceğiz elimizden geldiği kadarıyla.